Koleksiyon Para Tuneri sunar. Efendim, Para Toner programına hoş geldiniz. Ben Melis Kobal. Yarım saat boyunca piyasalardaki gelişmeleri değerlendiriyor olacağız konuklarımızla birlikte. Bu hafta kritik bir hafta. Perşembe günü içeride Merkez Bankası'nın faiz kararını bekliyoruz ve geçtiğimiz hafta 3 üyenin görevden alınmasıyla birlikte Merkez Bankası'nın bir faiz indirimi gerçekleştireceği yönünde algıda artmış durumda diyelim. Ve akışımızda öncelikle günün öne çıkan başlıklarına bakalım. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Başkanlığı'nda bugün Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısı gerçekleştirilecek. Toplantıya Hazine ve Maliye Bakanı Lütfü Elvan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel ve ilgili kurumların yetkilileri katılacak. Toplantıda başta 2022 bütçesi olmak üzere son ekonomik gelişmeler değerlendirilecek. Alman Yatırım Bankası Türkiye'ye 71.3 milyon euro hibe verecek. Resmi gazetede yayınlanan sözleşmeye göre hibe, Suriye mülteci krizinden en çok etkilenen 15 ilde uygun bulunan mülteciler ve Türk vatandaşları için istihdam yaratılmasını desteklemek için kullanılacak. Amerikan Ulaştırma Bakanı Pete Buttigieg, tedarik zincirlerinin karşı karşıya oldukları birçok zorluğun gelecek yıllara taşınacağını söyledi. Biden yönetiminin tedarik zincirleri üzerinde baskının bir kısmını ortadan kaldırabilecek bazı kısa ve uzun vadeli adımları değerlendirmekte olduğunu ifade eden Buttigieg, ancak tedarik zincirlerinin büyük bölümünün özel sektörün ellerinde olması nedeniyle Biden yönetiminin atacağı adımların sınırlı olacağını da belirtti. İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey, Merkez Bankası'nın enflasyonist güçleri durdurmak için harekete geçmek zorunda kalacağını söyleyerek, en yüksek enerji maliyetlerinin fiyat baskılarının süreceği anlamına geldiği uyarısında bulundu ve faiz artırımı için zemini güçlendirdi. Financial Times'ın haberine göre İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak, hane halklarının artan enerji faturalarıyla başa çıkmalarına yardım için KDV oranında indirime gitmeyi değerlendiriyor. Sunak'ın bütçe hazırlıkları konusunda bilgi sahibi yetkililere dayandırılan habere göre, Maliye Bakanı enerji faturalarındaki KDV oranında %5'lik bir indirim düşünüyor diyelim ve buradan da günün açıklanan verilerine bakalım. Bugün önemli veriler Çin'den geldi ve bu verilerin ardından da Asya piyasalarında satıcılı bir seyir izledik. Çünkü beklentilerin altında kalan birden fazla veri oldu Çin'de. Bunların başlıcası yurt içi hasıla, gayri safi yurt içi hasıla verisiydi. Üçüncü yıla ilişkin olarak 5.2'lik bir beklenti vardı. Fakat 4.9 olarak geldi veri. Sanayi üretiminde de beklenti %4.5'tu. Fakat Eylül ayı sanayi üretimi yıllık olarak %3.1 geldi Çin'den. Perakende satışlar beklentileri açtı. Eylül ayında bir tek, o da beklenti %3.3'tü ve açıklanan da %4.4 oldu. Bu arada Çin'de bir düşüş var işsizlik oranında. %5.1'lik beklenti %4.9 olarak açıklandı. Yeni Zelanda'da da bugün TÜFE rakamını aldık. Üçüncü çeyrekte yıllıkta beklenti 4.1 iken 4.9 olarak açıklandı TÜFE rakamı Yeni Zelanda'da ve bu rakamın da son 10 yılın en yüksek enflasyon rakamı olduğunu altını çizelim. Buradan da bugünün verilerine bakalım. 14.30'da Türkiye'de konut fiyat endeksi verisi açıklanacak. 16-15'te Amerika Birleşik Devletleri'nden sanayi üretimini ve aynı zamanda da kapasite kullanım oranı verisini alıyor olacağız. Piyasalardaki fiyatlamalara bakacak olursak BIST 100 endeksinde 1412 puandayız şu anda. 1409 puandan kapatmıştı Cuma günü endeks, pozitif başlamasına rağmen kapanışta eksiye dönmüştü. 0.15'lik bir düşüşle kapatmıştı. Bugün de 0.13'lük bir yükselişle açıldı ve şu anda prim 0.21. Dolar TL'de 9.28.59 seviyesindeyiz. Cuma günü 27'leri görmüştük, 9.27'leri. Fakat bugün gün iç sabah saatlerinde 9.29.55'e kadar yükselerek yeni rekor seviyesinde görmüş oldu dolar TL. Euro TL'de 10.76'dayız, sepet kurdu 10.02 ve gram altındaysa 527 lira seviyesindeyiz. Dolar endeksinde geçtiğimiz hafta 94 doların altına gevşemişti dolar endeksi, bir soluklanma olmuştu diyelim. Fakat yeniden 94'ün üzerine attı ve şu an 94.06'dayız. Euro dolar 1.15'te, pound dolar 1.37'de, dolar yen 114.27 ve dolar İsviçre frangı da 0.92 seviyesinde.
Avrupa borsalarında satıcılı bir seyir hakim. Gördüğümüz gibi 4156'dayız Eurostoxx'ta. Almanya DAX'ta 0.34'lük bir düşüş 15.536. Fransa CAC'ın 0.91'lik bir düşüş 6.673'te. İngiltere FTSE 0.28'lik bir düşüş 7.223 ve İspanya IBEX'te 0.51'lik bir satıcılı seyir görüyoruz. 8.964 seviyesinde borsa. ABD endekslerinde de şu anda kırmızı yani negatif bir hava hakim. 35.152'deyiz Dow Jones'ta, S&P 500 4.452 ve Nasdaq 15.088 seviyesinde. ABD tahvil faizlerinde ise 2 yıllıkta 0.42'deyiz, 10 yıllıkta 1.60 seviyesindeyiz ve ABD 30 yıllıkta ise 2.05 seviyesini görüyoruz. Ons altın 1765'te, Brent petrolde 85 doların üzerini görmüştük. Şu anda 84.99'dayız. Ham petrolde de 83 dolara yaklaşıyoruz. 82.63 seviyesindeyiz. Ham petrolde de 2014'ten beri en yüksek seviyeler. Bitcoin'de 62.225 seviye, %4.35'lik bir prim var. Bitcoin TL 576.118, %4.30'luk bir prim ve Ethereum'da da %4.09'luk bir prim var. 3.845 seviyesindeyiz diyelim. Buradan da konuğumuz Gedik Yatırım Danışmanı Eda Karadağ'a gidelim. Efendim yeniden merhabalar diyelim Paratoner'den ve piyasaları aktarmıştık. Şimdi de karşımızda Eda Karadağ var. Gedik Yatırım Yatırım Danışmanı ve kendisinin değerlendirmelerini alacağız. Şimdi Eda Hanım, bu hafta biliyorsunuz kritik olan Merkez Bankası'nın faiz kararı. Gördüğümüz kadarıyla bir faiz indirimi olacağı yönünde algı güçlendi. Birincisi siz faiz indirimi bekliyor musunuz? İkincisi de dolar TL'de 9.29-55'lere kadar geldik. Nasıl bir seyir olur eğer bir faiz indirimi olursa ne dersiniz? Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum öncelikle. Evet, sizin de ifade ettiğiniz gibi aslında biraz piyasalarda faiz indirimine dair beklenti yükselmiş, güçlenmiş durumda. Tabii ki bunun geçtiğimiz haftaki açıklamalar sebebiyle olduğunu belirtmek isterim. Çünkü öncesinde baktığımız zaman piyasa biraz daha çekimser kalıyordu. Çok fazla faiz indirimi Ekim ayı toplantısında gelmeyebilir beklentisi içerisindeydi. Ama bir miktar açıklamalar sanki buna piyasayı hazırlamış gibi duruyor, ısıtmış gibi duruyor. Ama yine de net bir şekilde bu perşembe bir faiz indirimi gelebilir olayı da yok. Yani pas geçebilir de. Biz şu anda Gedik Yatırım olarak bir hafta vadeli repo faiz oranının %18 seviyesinde korunması yönünde bir beklenti içerisindeyiz. Ama ifade ettiğim gibi iki türlü senaryoyu tabii ki şu anda değerlendirmem gerekiyor. İlk etapta olası bir faiz indirimi piyasalarda perşembe günü sürpriz karşılanmayacaktır. Çünkü geçtiğimiz haftaki açıklamalar biraz buna zemin hazırlamaya başlamıştı ve piyasalar kendisini alıştırmaya da başladığı için dolayısıyla kurlar cephesinde bir miktar hareketlenmeyi de gördük. Ama aksi bir durum, yani olası faiz indirimi Ekim ayı toplantısında pas geçilirse bir miktar iç piyasada bir rahatlamayla karşılaşılabilir. Hem belirsizlik ortadan kalkmış olacak hem de bu ay bir faiz indirimi gelmemesi nedeniyle son günlerde yaşanan o negatif ayrışma bir miktar kayıplarını toparlama çabasına girebilir. Yani bu iki değerlendirmeyi şimdilik perşembe gününe kadar koruyor olacağız. Perşembe günü saat 2 itibariyle tabii ki net tabloyu göreceğiz. Olası bir faiz indiriminde, yani sizin sorunuza gelecek olursam, bir faiz indirimi sonrası kurdaki oynaklık devam eder mi? Evet, devam edebilir ama
en azından bugüne kadar bir faiz indirimi ihtimalini kur fiyatladığı için dolayısıyla yeni bir harekete de neden olabileceğini düşünmem. Etkisi biraz daha sınırlı kalabilir. Hatta faiz kararı sonrası kurda kar satışları bile görmeye başlayabiliriz. Dolayısıyla hani net bir yönden hala bahsetmek zor. Zaten kurdaki oynaklık aslında son dönemde bizim de takip ettiğimiz, dikkat çektiğimiz bir şeydi. Ama bunun nedeni aslında içerisi değil, biraz daha dışarıdan kaynaklıydı ilk etapta. Çünkü dışarıda güçlenmeye çalışan bir dolar vardı. Dolar endeksinin 93 ve 94 puan üzerindeki seyri, ABD 10 yıllık tahvil faizindeki yükselişler gelişmekte olan ülke para birimleri açısından pek de olumlu algılanmıyordu. Dolayısıyla gelişmekte olan ülke para birimlerinin dolar karşısındaki değer kaybı kurlarda da zaten oynaklığa sebebiyet verdiği için biz aslında bu hareketi de görmeye başlamıştık. Evet, geçtiğimiz haftadan bu yana buna ek olarak da bir faiz indirimi beklentisi de devreye girince bir miktar daha Türk varlıklarındaki negatif ayrışma hız kazandı. Ama ben bunun çok kalıcı bir hareket olabileceğini düşünmüyorum. Hani biraz daha etkisi yavaş yavaş dağılabilir. Bu süreçte biraz daha tabii ki net bir seviye vermekten yine çekiniyor olacağım. Çünkü kurda yaşanan temel hikayeler daha ağır bastığı için dolayısıyla en ufak bir açıklama, bir söylem karşısında ani tepkilerle karşılaşabiliyoruz. Bu açıdan bence yatırımcılar özellikle bugünlerde biraz daha temkinli yaklaşmalılar kurdaki stratejilerine. Şimdilik bir süre daha belki oynaklık devam eder ama Perşembe günü karar sonrası belirsizliklerin ortadan kalkmasıyla beraber bence biraz daha iç piyasada bir rahatlama görebiliriz düşüncesindeyim. Evet, şimdi bugün aslında Asya tarafında Çin'de beklentilerden düşük bir takım veriler aldık. Hatta özellikle büyümede keskin yavaşlama diye adlandırabileceğimiz bir veri var. Beklenti 5.2 iken 4.9 olarak açıklandı. Sanayi üretiminde beklenti 4.5'tu, %3.1 oldu. Perakende satışlar gerçi iyi geldi. O beklenti 3.3 iken 4.4 geldi ama büyüme ve sanayi üretimindeki düşüş hani oraya da satıcılı bir seyir olarak yansıdı borsalara. Şimdi Avrupa'da da bugün renk kırmızı. Ama biz baktığımız zaman %0.15'lik bir artıyla açıldık. 1.82 puan sanırım artıyla ve de yanlış hatırlamıyorsam şu anda da artıdayız. Siz bu bir kere Çin'den gelen verileri hani genel olarak Asya'daki ekonomik gidişata yönelik nasıl değerlendiriyorsunuz? Ve bizim şu anda yeşil olmamız sizce neye bağlamak lazım? Biz aslında geçtiğimiz haftadan bu yana pozitif ayrışıyorduk. Şimdi biraz geçtiğimiz haftaya hatırlatacak olacağım ama özellikle haftanın ilk birkaç günü piyasalarda kararsız seyirler vardı küresel tarafta. Enflasyonist endişeler, yükselen petrol fiyatları ve tabii ki küresel ekonomik büyüme hızını törpüleyebilir ihtimalleriyle beraber risk iştahı zayıftı. Ve biz dışarıdaki o kırmızılı tabloya rağmen içeride biraz daha pozitif ayrıştık. 1400 puanların üzerinde oldukça güçlü kalmaya çalıştı ve 1432'lere varan bir yükseliş vardı. Cuma günü 1409'dan kapanış gerçekleştirdik. Yeni haftaya da 1411 puandan bir açılış yaptık. Şimdi dışarıya baktığım zaman özellikle Asya piyasalarında aslında ana resimde evet bugün itibariyle böyle çok hafif alıcılı seyirler var ama ABD vadeleri kırmızıda, Avrupa endeksleri kırmızıda. Dolayısıyla aslında geçtiğimiz haftaki o endişelerin devam ettiğini gözlemliyoruz. En son Çin'de Evergrande'ye borç kriziyle ilgili gelişmeler vardı. Onunla ilgili de en son Çin Merkez Bankası'nın yapmış olduğu açıklamalar biraz piyasayı rahatlattı. Yani kontrol altına alınabilir bir durumda olduğu ifade edildi. Ve yine de bankaların özellikle gayrimenkul tarafına destek vermeleri gerektiğinin de altı çizildi. Bu bence biraz daha piyasalarda son dönemde çok ciddi bir baskı yaratmıyordu ama en azından gelen bu açıklamanın ben biraz daha rahatlatıcı olduğunu düşünüyorum. Evet, gelen büyüme verileri çok da tatmin etmedi piyasayı. Özellikle tabii petrol fiyatlarındaki yükselişle beraber enflasyon üzerinde bir baskı kuruyor olması ve enflasyonda geçici değil de kalıcı bir yükselişi işaret etmesiyle beraber artık piyasalarda biraz küresel büyüme hızının yavaşlayacağına dair sinyaller de aldık. En son geçtiğimiz hafta Goldman Sachs ABD'nin büyüme beklentisini bu yıl özelinde aşağı yönde revizeye gitti. Dolayısıyla biraz büyüme verilerinin o hızında yavaşlamayla karşılaşmamız aslında çok da sürpriz algılanmayacaktır. Dolayısıyla tabii ki bu veri biraz kafa karıştırıcı, piyasaların tatmin etmediği bir veri olabilir ama endekslere baktığın zaman çok da ciddi bir harekete neden olmadığını da görmüş olduk. En azından yatay kapanışlar gerçekleştirdi.
bizim için haftanın kalanında aslında yine aynı konuları konuşmaya devam edeceğimizi düşünüyorum. Küresel tarafta yani petrol fiyatları ve enflasyon endişeleri yerini koruyacaktır. Sadece buna ek olarak özellikle de haftanın son işlem gününde geçtiğimiz hafta biraz ABD'de bilançolar destekledi piyasayı. Dolayısıyla küresel taraf toparlanmaya başladığı için biz cuma günkü ABD borsa kapanışlarının artışla tamamlandığını da görmüş olduk. Şimdi bizim borsa İstanbul'a gelecek olursam dışarıdan biraz pozitif ayrıştığımızı ifade ettim. Öncesinde de biz 1400 puanların altında 1380-1400 aralığında çok sıkışmıştık ve bu sıkışmayı biraz yukarı yönde kırarak teknik anlamda rahatladık. Ama burada da şunu gördük, evet 1400 puanın üzerinde bir kapanışımız devam ediyor ancak 1430'lar aşılamadı. Yani 1400-1430 aralığında bir referans izleyecekmişiz gibi duruyor. Şu anda net bir şekilde borsayı 1400 puanın üzerine yükselten bir gelişme yok. Yavaş yavaş bilançolar açıklanacak, bilanço beklentileri devreye girecek. Yani bu da zaman zaman hisse bazlı ayrışmaları gündeme getirebilir. Kurdaki oynaklığı unutmamak lazım. Özellikle kurdaki bu oynaklık 1430 seviyesinin üzerine yükselmesini biraz zorlaştırdı. Dolayısıyla Borsa İstanbul'da kendisini şimdilik bu aralığa sıkıştırmış durumda. Ama en azından şimdilik yeni bir riskin bulunmaması, mevcut konuların konuşuluyor olması belki biraz daha hani piyasayı şimdilik desteklemekte çok sürpriz bir durumla karşılaşmadığımız için. Ama ben yeni bir gelişmenin olduğunu düşünmüyorum. Küresel tarafa nazaran yine temkinli kaldığımızı da görmekteyim. Perşembe günkü açıklamalar önemli olacağını düşünüyorum ama özellikle bankalar açısından biraz tabii ki önemli olacak. Çünkü bankalar üzerinde bir baskı var faiz indirimiyle alakalı olarak. Bu bir süre daha da devam edebilir. Dolayısıyla bu durum biraz bankalara alımları da zorlaştırabilir ki bugün özeline de bakacak olursam %1 kayıpla işlem görüyor bankacılık endeksi. Yani endeks aslında bugün bankalardan değil daha çok yine demir çelik sektöründen destek bulmaya çalışıyor. Aynı zamanda yine biraz perakende tarafında destek olduğunu görüyorum. En çok böyle puan bazlı katkı sağlayanlara baktığım zaman. Ama ana resme gelecek olursam ben şimdilik 1400-1430 aralığını Borsa İstanbul'da yatırımcıların referans aralığı olarak takip etmeleri gerektiğini düşünüyorum. Perşembe günü sonrası biraz daha piyasalarda fiyat hareketi netleşebilir. Ama şu an itibariyle biraz daha yatay bir seyir söz konusu. Çok teşekkür ediyoruz sevgili Eda Karadağ, Gedik Yatırım Yatırım Danışmanı yayınımıza katıldığınız için. Size iyi günler diliyoruz efendim ve yeniden görüşmek üzere diyoruz. Ve Paratone'ne burada noktayı koyuyoruz. Birazdan Stüdyo Dubai ile karşınızdayız. Koleksiyon Paratoneri sundu.